ya Allah'tan da. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ananı sikeyim. 6 porsiyon şey görüyorum ya. 6 aspava bekliyorum. Merhaba Müthiş kadro. arkadaşlar. Bugün H-Talks'la beraberiz ve Ankara gece lezzetleri yapıyoruz. 3-4 gündür bu video için açım. Bugün tunadan fazla yiyeceğim gibi başlıyorum güne. Böyle bir iddiam var bugün. Hasan çok zayıfladı ama. Evet. Hasan gerçekten zayıfladı yani. Bu video önceleri böyle bir ekstra gaz değil ekstra mi? bir gazın oluyor. Açlıktan mı abi? Hemen batıyor ama. Yok yok, bugün gazdayım. Bugün yiyeceğim. Bugün tuna, bugün yedikleri yoklamalarımızı sayın. Bugün tunadan fazla yiyeceğim. Bugün o kadar zaten gelmişsin Ankara'ya. Çok güzel mekanlara götüreceğim Aynen seni. öyle. İlk durağımızda neredeyiz? Ya beyler, ben zayıflamayacağım çünkü ben ciddi anlamda zayıflamaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ya. Yani evet kiloluyum ama yani mesela bir Hasan değilim mesela yani. Ya bana kilolu Boy farkı var diyenlerin ama. de çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani tamam, zayıf değilim belki ama yani şöyle chat'i de kapayım. Yani öyle ağım şağım. Kiloluyum ben yani. Barbaros'un dediğine göre obez değilsin yani bence. Yok canım, obez sensin. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi olacağım akabes gibi olmayı yeğlerim. Komik, komik, komik bir Şakasız bu durum yok arada bence beyler Barbaros. burada. Niye? Ben yemin Gerçekten öyle ediyorum, oğlum. kısa boylu Hayır, boyu zargan siktir et. olacağımı. Boyu siktir et. Yani senin gibi çelimsiz, böyle hakikat... Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bak, orospu çocuğum Kardelen seni döver ciddi bir kavgada. Bu şaka değil bu arada. Kardelen Bu beni arada şaka döver değil ya. Bu şaka değil oğlum. Ciddi anlamda Kardelen seni döver. herhalde. O Barbaros bayıltır Dövemez. abi, dövmek ne? Yani Zaten ciddiyim bu bence arada abi yani. mesela Söylerim abi kendi. mesela chat'tekiler şimdi Barbaros'u görmedi ya. Ben Barbaros'u ilk gördüğümde bu ne dedim amına Oğlum ben koyayım. Barbaros'u ilk gördüm. Dedim ki yani bu yanımızda gezerken ölebilir. Ben Bir Barbaros'tan uzunum, düşünün. aktivite yapmaya gerek yok. Hani düz standart yürürken düşüp bayılabilir dedim bu yani. Sırfsizliği gibi orospu çocukları yüzünden fitness'a başlayacağım. Et manyağı geldik. Et manyak. 1,84 boyum var. 98 müthiş bir vücudum var Eren. Gayet iyisin. Bence okey ya. Gayet okeysin bu arada. Hani 1,84 adamın hani 100 kilo ıvır zıvır oralarda gezmesi lazım zaten. Benim çok sevdiğim bir... Barbaros'un boyu 1,60 falan ya. Ya Kardelen uzun 1,62'dim bak. Barbaros'tan. Bu Ben arada 1,65'im. ya Kardelen şakasız Barbaros'tan uzun. Evet, uzun. Oğlum Kemal çok bile uzun kısa. amına koyayım. Yani Kemal'i falan geç. Yengeniz 1,62. Yengeniz uzun Barbaros'tan. Harfi amına koyamazsın. Yemin ederim uzun. Bir hamburgercidir. Bu arada bu videodaki böyle sayacağım mekanların hiçbir de reklam değil. Hepsi benim günlük hayatımda gittiğim, tercih ettiğim, hani böyle güzel bir yemek yiyeyim dediğim mekanlardır. Yani benim Ali Söyletmez'den kısa çevremde bir tek Barbaros oldu mesela. Benim tek Barbaros Ha, ya. Ali Söyletmez'e biz bekarken şaka yapıyordum işte, böyle Ali Söyletmez de ayakta, ben de ayaktayım. İkimiz ayaktayken ağzına vermiyor falan, böyle şey yani, abi denk geliyor falan. Yani Ali Söyletmez'den de kısasını gördüm. Normalde ben Cinnat'taki şubesine gidiyorum. Buradaki şubesine ilk defa geldim buranın. Sen burada şubesi olduğunu da bu videodan 5 dakika önce falan öğrendim. 5 dakika önce falan öğrendim. Normalde öbür tarafa Evet. alışığım ben tabii. Gömelim o Hadi zaman. diyelim, Haydi o zaman. hadi. Marmaros'u Murat tek de alır, o kadar. Oy beyler, ne geliyor be? Abi üzülüyordur çocuk. İyidir iyidir. İyidir iyidir. Üzülsün biraz. O egosu törpülensin biraz. Ne törpülenecek abi? Sipariş verelim. Sipariş verelim. Aioli burger alayım bir tane. Sarımsaklı falan, çok güzeldir o. Bu burgerleri ikiye bölüyor musunuz? Hepsinden denemiş olurum ya. Senin bıçak alsak da bölsek olur mu? Ha, sen hepsini... Tamam abi, hepsi Hayır hayır gelsin. hepsi... Hayır öyle, onu demek Gelsin istemedim. gelsin, Onu tamam. demek istemedim. Gelsin abi, hepsi gelsin. Hepsi... Her burgerden bir tane. Gaza getir. Bazı burgerlerimize füme yetişiyor. Aioli'ye, Mars burgeri. Hamburgerde füme yeteneği Aioli'yi diyorsunuz. çok beğeneceğim. Harbi mi? Tamam. Olabilir bence. Hayır ya, ben de Olur sevmiyorum. vallahi. Bravo Barbaros. Tamam. Ekstra ete okeyiz. İçecek ne içiyorsun? Çok kötü İçecek abi. Özel sarı ayran var.
Yok, ayran içmem ben. Niye abi, Fırat abiden alışmadın mı ayrana? Tövbe ettim. Gece lezzetinin başlangıcı. Çünkü bu mekanlardan ilk kapanan mekan burası. Biraz daha gündüzden alıyor hızını. Biz buradan bir hız kazanıp devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Biz tam aslında kapanış saatine geldik. Güzel. Bir burgerci her zaman kapanışa yakın gideceksin. Niye abi? Adam bütün gün yapıyor ya o burgeri. Ha? El artık alışma safhasında. Hatırlamıyorum. 8.5-9 gibi hatalar minimum. Katılmıyorum. Özellikle Burger King, McDonald's gibi yerlere kapanışta gittiniz, yalra yediniz, çeri çöpü yersiniz. Muma iner. Tam o yağın doygun kısmı kalacak. O patates de artık kahverengiye dönen ilk gideceksiniz. Lezzet bombası. Gelsin siparişler ya. Çok açız. Hadi. Çok açız. Kameraman da yiyor mu? Senin kameramanın iştahı şey nasıl? İsterse yer. Sen, ama yiyor musun? Senle, normalde senle vermiyor YouTube demek ki. Çekmenin öyle bir sıkıntısı var işte, aynen. Yani ne yiyor ki adam? Bir de iştah açıcı. Sen tabii 10 dakikada yiyorsun. Onun ben 10 katını. Çok hızlı yiyorum ya. O benim yapım ama yani çocukluktan beri çok hızlı yemek yerim. Az zaman kaybediyorsun bu işe. Ben de hızlı yerim bu arada. Bezirganın şu üstündeki tavuk mu? Tavuk değil, panelenmiş mozzarella peynirleri. Böyle ısırdığınızda köfte üstünden böyle gördüm. Beyler. Benim favori bu olacak. Beyler, evet. Bu senin en sevdiğin. O benim favorilerden. Evet, cheeseburger. Tamam. Vişne tulum. Tamam. Evet, zaten çalışanlar söylüyor bu arada. Kral seni İsviçre'den izliyorum. 80 Türk lirası. Kral seni İsveç'ten izliyorum. Burada yalnızlığımı gideren nadir kişilerdensin. Seviliyorsun Yasir. Sağ ol kardeşim. İsveç'te de yalnız olma be. Şş, bana bak. Bakıp otuzluğu mu çekiyor acaba? Çık dışarı İsveç'te. Bana bak. Gençsindir sen. İsveç'te dışarı çık. Şöyle ufak bir tüm menü yapıyoruz Alex'te. Çok iyi. Çok klasik. İçindeki sos çok iyi. Sostan getirdiler zaten. Çok iyi. Mozzarella. Ben Hasan'ın ilk kez bir sokak lezzetini izleyeceğim. Hasan'ın performansını merak ediyorum. Hasan'la daha önce bir kere yemek yedim. Çöp Şişli'ye gittik ama iş toplantısı olduğu için ikimiz de birer porsiyon yiyip siktirildik gittik yani. Hasan'ın performansını o yüzden merak ediyorum. Ya bu soslar da çok efsane ya. Köfte kalın köfte. Kalın köfteyi çok severim. Doldu et. Evet. İşte et manyak oradan geliyor. Et manyaklarının yeri gibi. Bu arada çok iyi duruyor. Kim? Konya küflüsü. Kore küflüsü mü? Konya. Konya he. Sen ben küflü peynir seviyorum dedin. Çok. Ben de severim abi küflü peynir. Peynirin her türlüsünü yerim abi. Otlu, onlu bunlu, şunlu bunlu her türlü peynire girerim abi. En kokulu, ayak kokulu kaşar peynirini yerim. Bu gider be. Aa, yerim abi. Peynirde limit yok. Ha, küflü peyniri seven biri için güzel. Eskiden marketten bir roquefort peyniri alırdım. Hepsini ısırarak yerdim. Küflü peynire bayılırım. Oo, bu benim favori. Bak, vişne. Reçelli, evet. Favori derken şöyle, başka hamburgercilerde de gördüm bunu. Demek ki bir hamburgerciler arasında böyle bir şey var. Böyle bir moda başlamış. Biz bu modayı takip edemedik. Bir takip edelim bakalım. Yok mu abi, Reçelli'de? Hard Rock Cafe'de hamburger çalışmayı çekmiştim. Orada var aynı böyle bir hamburger. Sana bir şey diyeyim mi? Yakıştırdım. Akıyor. Evet. Gerçi ben de size bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün ayıptır söylemesi grubeye bir restoranta gittim. Dediler ki Ataberk Bey, soslu, değişik soslu bir tavuk kanadımız var. Bir de sosu var. Böğürtlenli bir sos abi tavuk kanada. Ha, dedim ki kardeş hadi siktir git yani. Gözünü seveyim, biz düz adamız. Bas acıyı ver amına koyayım. Moruk. Yani. Amını sikeyim. Amını sikiyim. İki porsiyon yedim. Müthişti. Oğlum geceye biraz ağır mı başladık lan? Evet, böğürtlendi böğürtlendi değişik bir sos. Bunu anlamadım. Maş burger aynen. Maş burgerin özelliği neydi? İstiridye mantarı ve isli peynir. İstiridye mantarı ve isli peynir var. Oyuncunun karamelize soğan çok güzel. Bununla mı yedin? Tabii. Benim bu mekanda... Bu arada şakasız 1, 2, 3, 4. hamburgerdeler. Keyfi.
Sen de yiyorsun ha. Peynirlinin yarısını yedim. Tunacığım bizi goril faruğa falan benzetme. Karıştırma beni öyle insanlarla. Ya biz iki goriliz biz. Godzilla Hasan benim lakabım. Şunu söyleyeyim. Hani biz geldik ne yiyelim abi. Biz sizin gibi hayvan değiliz. Altı tane yemeyeceğiz diyenler için. Aha. Şu isliği mutlaka deneyin. Bir de ayoli'yi mutlaka deneyin bence. İkisini deneyin. İsliği çok beğendim abi. İsli. Çok güzel. Ya düz cheeseburgerlerine bakayım. Bu düz cheeseburger. Buna bir fümeyat attılar. Birçoğuna fümeyat attılar bu arada. Hepsine. Bu arada ben Hasan Hoca hala yiyor yani Hasan he. Adam bize diyor ki fümeyat atayım mı? Ya ayak atayım mı desen atlayacağız hocam. Bize et olsun bize. Ekmeği nasıl? Ekmeği çok başarılı bence. Adam. Düz. Cheeseburger de güzel ama dediğim gibi yener. Tane yemeyiz abi diyenlere iki tane söylüyorum. İsli ve aioli. Müthiş. Benim sosu, burun çabalım aioli. Sosu falan filan acayip. Kral burada yememişsin ama. Sonra Hasan'a hala. Hızlı yedim ya. Ama yememişsin. Şimdi orayı şöyle açıklayayım. Arkadaşlar bugün çok fazla lezzet durağına gideceğiz. Üç burger yiyerek başlamak istemedim. Lan bak bitirdim hepsini. Ama birazcık farkımız olsun Tunacığım yani. Onları paket yaparız sen yolda yersin. Aynen öyle. Hamburger çok güzel bir gıda. Çok güzel. Et ve ekmek aslında basit olarak. Tabii. Orta pişmiş söyledik bu arada. Biftek falan derken orta tercih ediyorum. Beğendim. Orta pişmişi de beğendim. Güzel yedik ama açız be. Aç kalkıyorum sofrada. Şimdi yedik ki daha çok acıkalım. Aynen öyle. Öyle oluyor değil mi? Hesabı isteyelim. Abi burada 2316 liralık bir hesabımız var. Servis de çok iyiydi. Çok iyi lan. 6 hamburger. 6 tane hamburger yediler. Patatesi, ıvırı, zıvırı, sosu. Müthiş lan fiyat. 2300 kaç dedi? Lan Mekta, oğlum ben geçen gün eşimin kuzenleri geldi İlal'in. Kocası mocası, çoluk, çocuk. Mekta, ben de dışarıdaydım. Babamın mezarını yaptırdığım gün işte dün. McDonald's'a girdim ayaküstü. 6 tane menü aldım. 3000 lira verdim amına koyayım. Nugget makıt, ıvır zıvır, cart curt. Çok iyi moruk. Böyle servis hem güzeldi hem hızlıydı. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Yani büyük ihtimalle Tuna da arabayı yanaştırırken 6 burger atılmış mızgaraya. Şey gömelim şurada hemen evet. Mekanın çıkışında bir araba var arkadaşlar. Arabadan acayip kokular, antrikotlar, sucuklar ne varsa oraya gidelim. Let's go. Ben de fraklar güzeldir. Çiğ çiğ çok çiğ çok çiğ. Ooo pembe amına. Bu ne pişirir? Pişmiş bu. Al. Pişmiş. Ooo afiyet olsun baba. Abi vampir adı üstünde vampir amına. Antrikotlarla geldim sana. Antrikot. Ben antrikot gurmesiyim bu arada. Ooo lokum gibi ya. Bakalım. Okey. Kaça kadar açık bu lan? Gece 2.30'a kadar açıyoruz. Tam gece antrikot süper. Ne geldi? Yenir beyler yenir. Sucuk içi köftemiz. Ne sucuğu diyordun buna? Kadirli. Neresi kadirli? Adam. Ama bilmiyor ki adam. Burasının güzel yanı benim eve de yakınmış ha. Her zaman beklenecek adam değil ama. Sosis geliyor şimdi. Aa. Ev yapımı sosisi çok severim. Ben de sosis. Sosis deyince. Çok güzel. Sosisi büyük yenir. Yani sosisin frankfurterini de yerim. Maretinkini de yerim. Hatta tren istasyonlarında o dandik olan indi sosisler falan var ya onu da yerim. Hepsine girerim abi sosisin. Salçalısını yerim, haşlamasını hepsinde varım sosisin. Çok iyi. Güzel abi. Benimkini bamya sevmiyorum hocam sadece. Bir o bozuyor. Ama sosis tamam. Sosis tamam. Bir daha gelsem sosis yerim. Diğerleri de çok iyi ama sosise ayırırım bir değil. Şu antrikottan bir daha yiyeyim ya. Dokum gibi antrikot, İslam'ın ellerinden yiyin. Bugün ama bu gece güzel mekanlarla tanışacaksın gerçekten. Evet. Aspavaya'na gidecekler değil mi? Gerçi gece gidiyorlar ama. Kapatın her yere gidelim. Pavyon lezzetleri miydi bu videonun adı? Öyle video gece bekliyorum senden. Pavyon diyorsan ona ayrı gelmen lazım. Başka videoda öyle yapalım. Ona yüksek bütçe lazım ama. Ayarlarız. Ben bir kredi falan çekeyim. Öyle sıradaki mekana. Kaçalım. Açsın hala. Doyamadık. Misafiriz diye çok sesimiz çıkmıyor da doyamadık. Tamam. Sonraki mekan doyacağız. O zaman gidelim. Görüşürüz. Seviyorum ama direkt abi. Direkt daha gecesinde vuruyor göte. Yani şakasız şurada bir sucuk yiyeyim. Yanına 10 tane atarım bundan. Ama ay, direkt gecesinde hani vuruyor abi. Direkt gecesinde vuruyor daha yani. Başlıyor. Ama çok iyi olmuyor mu? Müthiş. Hani müthiş, onu yemek. Müthiş.
Görüşürüz. Eyvallah. Fena yine gidiyor. Sipariş verelim Kral. Aynen. Fırın kokoreç var. Evet, biz ondan aynen. İki porsiyon alalım. Burayı sen önerdin. Aynen. Ama daha gelmedi sen de buraya işte. Abi acısı çıkarması değil. Çıkarmasına okeyim ben. Çıkartırım. Basur yapıyor direkt beni. Burayı duymuştum. Ha. Buranın iyi olduğunu duymuştum. Ben çıkartırım yani yiyelim. Ondan. Fırın problemim o değil benim. Ben fırın kokoreç yedim mi ya, hatırlamıyorum hiç. Ben de yemedim. Güzel bir Ankara akşamı esiyor. Evet. Göz patlıcan. Kilolu insanların en büyük düşmanı sıcak zaten. Aynen öyle. Ama bir de sen spor yapıyorsun. Tabii. Kapalı alanda mı yapıyorsun? Evde yapıyorum. Klima milima? Spor odasında klima yok. Daha da zor. Bu da bence spor odasında klima çok iyi de olmuyor ya. Biraz vücut ısınması daha iyi. Yağlar için değil mi? Yağlar için değil, antrenmanın kendisi için. Ha. Daha böyle devrini bulmuş gibi hissediyorsun. Terlemek iyi o zaman. İyi abi, bence iyi. Toksinleri de atıyorsun vücuttan. Sende de çok birikiyordur. Birikiyordur. Sen bu arada futbol... Sana çok sempatik adam ya. Açıyorsun. Hiç futbol oynuyor musun abi? Bir kere oynadım yıllar sonra. Bileklerini... Evet. Bilekleri kırdım. Artık sadece yorumlamayı... Adam! Versatil biri. Abi geldi bu arada, fark ettim bilmiyorum. Kırılmasın diye iki taburaya birden oturuyorum. Eyvallah. Ege belli oluyor mu oradan? Belli olmuyor. Olmuyor mu? Ben teke oturuyorum, risk aldım. Bakalım. Fırında kokoreç. Fırında kokoreç, aynen öyle. Afiyet çok fazla abi. Benzeri yok. Olan bir şey değil, tür değil. Abi denenir ya. Yok abi, denenmez. Aa, güzel. Öldüğü kadar var. Kokoreçin ince kıyım olur yani. Çok iyi. Yani kalın kıyım kokoreç bile çok ağır gelirken bana kokoreç evet. İncecik olacak bu arada. İncecik. Zaten evet, kokoreç dediğin öyle olur ya. Biraz domates, biber, baharatlar. Öf. Yanına açık hayran. Öf. Çok 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 iyi. Bunu yememek hakikaten çok zor ya. Evet abi, bok tadı gelmeyecek. Bravo Fuki. Ben çok kokoreççiyim ya. Hadi ya. Sen? Yerim. Ama severim yani, yerim. Şu an bayağı beğendim bu kokoreçi. Bayağı uzun zamandır yemiyordum. Ben de çok beğendim. Güzel tavsiye. Geçen uykuluk yedim, çok evet. Güzeldi. Kokoreç tam bir gece lezzeti zaten. Koymasak bu video olmazdı. Öğlen falan yenecek bir şey değil bence. Değil ya, sıcak sıcak yenmez. Sıcakta. Gece işe. Ustam ellerine sağlık, süper olmuş. Bayağı güzel, bayağı beğendik. Evet. Güzel yedik be. Yiyen adamla yemek çok güzel. Evet. Böyle yavaş yiyen, az yiyen adamla da zor yedik. Çok zor. Sen bitirmeye gittin. Ben bitirmeyeyim. Temkin dedim. Aaa. Temkinden yana değilsin. Ben beğendim ya. Haa. Bitireyim dedim ya. Hakikaten Tuna çok beğendi ya seni. Beğendiğin bir yere getirmem çok hoşuma gitti. Yok, güzeldi. Çayımızı içerken şöyle gidelim, burayı da kapatalım. Sonraki yere hazırlanalım. Bir sonraki durakta görüşelim. Şimdi Kral, burası benim çok sevdiğim bir ıslak hamburgercidir. Bu caddede çok ünlüsün. Çok severim. 4. Kimi zaman 5. Abi iyi yerde yiyeceksin. Kızılkayalarınki güzel mesela. 4, 5 çıkılır yani. Bir cadde, biraz canlı bir cadde. Hafta sonu şu anda. Benim buradan yok, 100 tane ıslak hamburger yemişliğim var. Ya beyler, şimdi gereksiz diyenler nerede yediniz mesela yani? Var ya, Etiler, Marmaris'te yediysen gereksiz abi. Kötü. Kızılkayalarda yiyeceksin. Bahçe büfede yiyeceksin. Buralarda yiyeceksin. Etiler, Marmaris'te acıktım söyleyeyim. Tıraş da be amına koyayım. Tıraşla beraber. Orada gerçekten bahçe büfe de çok iyi. Duvarda fotoğrafım da var. İstanbul'daki en iyi ciğer Amerikan. Zaten caddede inanılmaz ünlüsün. Peşinden insanlar bağırarak geliyor. Evet, eyvallah ya. Etrafta da birikti baya. Bahçe büfe Bakırköy'deki, evet, İncirli'de. Beylikdüzü'de de var. Hadi, hadi, yolda beni acıktırdınız. Şunu unutmayın. İstanbul'da iddia ediyorum. Ben ciğer Amerikan hastası bir vatandaş da olarak, çok yerde yemiş biri olarak... İstanbul'daki en iyi ciğer Amerikan bahçe büfede. Konu tartışmaya falan abi, her şeye kapalı abi. Haberiniz olsun. Dedim, gittiğimiz mi var burada? Evet. 100 ıslak kaldı. 100 açık, evet, ara fark atmışız yalnız. İncirli'de var. Ana yeri İncirli. Zaten görürsünüz, İncirli'de gecenin 4'ünde bile sıra olur. Ciğer Amerikan için. Beylikdüzü'nde de var. Bak, buranın ıslığa güzeldir kral. Buraya... Ankara'ya gelip bunu yemesen olmazdı. Sıcak biraz. Abi ben bütün yemeklerin en iyisinin İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun. Mesela ben tepsi kebabı Hatay'da denedim ilk. Çok sevdim. İstanbul'da 10 yerde yedim. Olmadı hiçbiri öyle. Aynı şekilde zurna tavuk döner.
İstanbul'da 51 tane yerde yedim. Yine Hatay'daki lezzet yoktu. Bol sarımsak ya. Ulan arabayı da çekmesinler de şuradan ya. Arabaya da bir göz ucu bakıyorum. Limonata o kadar şey yedik ki üstüne çok iyi geldi ya. Limonata çok güzel ya. İncirli de cadde üstünde. İstanbul'da ünlü olan ıslak hamburgerciliği yedim. Orada çok fazla böyle aşırı bir beklentiyle gittiğim için çok fazla aradım bulamadım gibi oldu. Ha. Bu çok güzel. Güzeldir ya. Kaça kadar açık? Hafta içi gece 3'e kadar. Cuma cumartesi sabah 6'ya kadar açız. Oo maşallah. Daha yemiyor musun? Vallahi ben tamam. Harbi mi? Çok sarımsaklı. Temkinli gidiyorsun kral. İlk mekanlardaki... Birazcık ayran içen abi şeyde. Biraz kaybettim. Ha. Evet. Ama zaten bu videonun amacı yemek hayvan gibi yemek değil. Ben bugün... Açık mı lan bahçe büfe? Ananı sikiyim çok acıktım. Açıktır ya. Ama siparişe açık onu bile. Bakacağım şimdi. Bizim de burada Etiler Marmaris var. Geldi şimdi. Ben Etiler Marmaris'ten yedim, bir kere hiç beğenmedim ya. Anasını sikiyim açık. Anasını sikiyim açık beyler. Adam. De zile basacak amına koyayım ya. Sipariş ettikten sonra ara söyle abi bence. Bas abi ara söylesem ne olacak? Güvenlik arayacak ilk önce. O da doğru. Of. Minimum sepet tutar 500 lira. Oha. Arayıp söyle diyor. Büyük ihtimalle. Zile basmayın de. Hocam acınız hiç söyledi ki. Abi çete de söyle. Ayıp ediyorsunuz kardeşim. 2600 kişisiniz. 500 çarpı 2000 abi kaç yapıyor? 1 milyon mu yapıyor amına koyayım? Evet. Pişmeye gelmedim ben. Harbiden güzel tat al istiyorum ya. Güzel yemek yerim. Güzel tat alıyorum. Şu ana kadar onun. O zaman hesabı ödeyip sonraki mekana. Aynen öyle. Sıradaki yere kaçalım. Mekanlarımızı bir çorba içerek kapatalım dedim. Seni çok güzel ünlü bir çorbacıya getirdim abi. Devreze geldik. Aslanın göbeği. Ben çok duydum metlerini. İlk kez yine seninle tadacağım bu başladı. Güzel anıyı. Birçok ilkimi seninle yaşadım Tuna. Birçok Ankara yemek ilkini benle yaşadım harbiden. Ama güzel yerlere gittik güzel ya. Güzel yerlere gittik. Vallahi iyi yedik ha. Tekrardan bir sayalım. Burger yedik. Antrikot yedik. Isırgan evet. Burger yedik. Kokoreç yedik. Çorbayla kapatacağız. Bizim midelere Allah kolaylık versin. İzleyenlere Allah sabır versin. Bunlar nasıl bu iştahla yiyorlar diye. Ama bugün çok yemedik. Bugün keyif için yedik. Bugün tattık. Tattık. Tuna Tavus kanalında ilk kez abi çok acıktım ben ya. Ben genelde tek çektiklerimde biraz daha zorluyorum. Evet. Konfor modda yedim. İçelim. Buranın bir rajonu var. Burada böyle... Şimdi gidiyorum. Bana 15 saniye 20 saniye verin. Yarım ekmeğin arasına salçayı basıyorum. Biraz salam biraz kaşar yapıp...